Memlekette yok yok şimdi. Ne kadar saçma sapan olay varsa hepsini aynı anda yaşıyoruz galiba. Ekonomi bok gibi. Eğitimin de pek güzel olduğu söylenemez. Sebepleri de biliyorsunuz. Ya sınavın barajını kaldırmak nedir arkadaş? Yani her gün birilerinin canına kastediliyor, her gün ayrı bir olayla karşılaşıyoruz. İşte o yüzden tam da bu sebepten dolayı Westem Caleb'den bahsetmek gerek. Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olun, Instagram falan. Bugün son birkaç haftadır dünyanın geri kalanının konuştuğu ama bizim hiçbir şekilde gündemimize giremeyecek olan bir mevzuyu konuşacağız. Yani Westem Caleb'ı. Bilmiyorum duyanınız var mı? Epey bir olay oldu geçen haftalarda. Başka dünyalarda tabii. Sanki böyle çok uzak yerlerdeymiş gibi geliyor insana. Bazen diyorum ki işte böyle saçma sapan şeyleri konuşmamız lazım biraz. Böyle saçma sapan fındık kabuğunu doldurmayacak şeylerden konuşalım. Böyle yani hiçbir anlamı olmasın, boş yapalım falan. Sonra dedim ki beni tutan ne? Kanalım var, yapabilirim. New York City'de yaşayan Caleb adlı bir çocuk. Çocuk diyorum çünkü benden yaşça küçük. Yoksa yani sizin için gayet normal olabilir yaşları. Şehirdeki bütün kızlarla aynı anda çıkmaya kalkmış. Şehirdeki kızlar da bu durumu fark edip olayı TikTok'a taşımış. Ve TikTok'ta sürekli olarak bu kişiyle alakalı herkes kendi yaşadıklarını anlatmaya başlamış. Gelin izleyelim. So in my recent video, I made a joke to call out this very tall Caleb I went on a date with in New York City, and it kind of went viral, but I kept having girls comment being like, is this the West Elm Caleb? And I'm like, who is this West Elm Caleb? And why do you guys keep asking that? Like, how do you guys all know this guy? I was so confused. But then I get a DM from a Caleb who says he's also very tall, and I click on his bio and it says West Elm furniture designer, and I was like, oh my god, is this him? I ignore him, as queens do. Then I get a girl DM me being like, oh my god, are you talking about the West Elm Caleb? And I'm like, who the hell is he? And can you please explain why there's so many girls commenting about him? So we first confirm that it is the same Caleb that DM'd me, and I'm like, oh my god, why is he everywhere? And she tells me that they've matched on Hinge before and that they were texting intensely for a while, and he is like love bombing her even though they've never met up before, like have not gone on a first date. And I'm like, that is the biggest red flag out of all the red flags. Then of course he ghosts her. But the funniest part is this girl sends me a TikTok that another girl made gushing about her Hinge date. And she tells me, she's like, I confirmed using my detective work that this is about West Elm Caleb. And the girl in the video is like head over heels, gushing about this guy, and it's like so giddy. And I'm like, oh my god, I recognize this girl. That used to be me when I was stupid and naive. And I'm DMing this girl back being like, oh my god, do we tell her? Maybe I am jumping to conclusions because I've only heard one story, but I just feel like love bombing is the gateway red flag to all of the other red flags. And if that many girls are commenting about you on a TikTok, that just like doesn't look good. I get tagged in a video talking about this guy named West Elm Caleb, and I go, shit, I've been seeing a West Elm Caleb, whoa. And the video is like talking about how this guy's a history of ghosting people, the comment section is bad. So Caleb, the guy that confirming that yes, I've seen the video talking about him, and that is the dude that I was seeing. So I guess people put two and two together. I was describing him as like a tall Midwest boy. That's the dude that was in the video, obviously. So I'm like, shit. So he texts me, we talk about it, and also I'm like DMing other girls too, like they're telling me like what has happened. Hello, villains. Mama Villain is back. You know, yesterday I was like, oh, I kind of respect privacy. Now, no. West Elm Caleb, let's get into the story time as a primary source, because now I'm seeing people trying to do timelines that are not involved in the matter, and I'm like, Kate, it's your duty as a woman to give this timeline. Okay, so let's get into it. So I matched with this boy on Hinge last week. I was like, okay, another dude to add to my arsenal. It's fine. Whatever. We go on a date on Saturday, this past Saturday. We get coffee, then we hang out again on Sunday, right? All this shit on TikTok went down on Monday, okay? I get tagged in this. I'll tag the original creator so you guys can go watch it. So I watch the video, I freak out. I got a DM from a lovely girl named Kelly, and this is where things just hit the fan for me. Now here's where it gets sick and twisted. Kelly saw in my video that my first date with Caleb was on Saturday. She woke up in Caleb's bed on Saturday. She was with Caleb Saturday morning. Caleb and I went on a date at 3 p.m. on Saturday. The audacity of a straight white man with a fucking mustache. The audacity! Yani Caleb denilen şahıs normal bir insanın yapmaması gereken bir şey yapmış ve yani açıkçası biraz fuckboyluk yapmış. Herkesle aynı anda çıkmaya çalışarak veya işte herkese aynı anda söz vererek başka kimseyle görüşmüyorum, öyle uygulamalarda artık işim yok diye insanları kandırarak biraz aslında bu meseleye girişmiş galiba. Ve kızların da şikayet ettiği şey genellikle bunlar üzerine. Ama TikTok durur mu? Almış olayı nerelere götürmüş? Adamın tam olarak ismini, soy ismini bulup şirketine mail atanlar var.
Bu adamı burada çalıştırmayın, bu adam tam bir istismarcı diye. LinkedIn'ini bulmuşlar. LinkedIn'den kendisine ulaşıp neden insanlara sürekli yalan söylüyorsun diye mail atanlar olmuş. The talk of the town, Caleb from West Elm. I think I need to do a bit of harmless networking and say, hey Caleb. İşler o kadar büyük bir lince dönüştü ki bu kadar kısa bir süre içerisinde ilk başta bu hikayeleri anlatmaya başlayan kızlardan bile bazı tepkiler gelmeye başladı. I purposely never shared a photo. I never said where this man that I was going to date with, where he worked or his name or any of that private information because I thought that that would be gross to put on the internet. Bu Caleb kişisinin şehirdeki bütün kızlara aynı anda yazması, herkesle böyle çıkmaya çalışması, herkese aynı şekilde mesajlar atması veya herkese aynı şekilde Spotify listesini göndermesi, onlara yalan söyleyip başka kimseyle görüşmediğini veya herhangi bir uygulamada artık aktif olmadığını dile getirmesi falan bazılarının çok canını sıkmış tabii. Ama olayı bambaşka boyutlara götürenler var. Yani diyorlar ki bu Caleb denilen kişi kızları kullanan art niyetli kötü bir istismarcı. Ve bu istismar mevzusunu da love bombing'e bağlıyorlar. Yani bir insan başkasına nasıl love bombing yapar? Sürekli onu böyle ilgiye boğar, sürekli ona mesajlar atar, sürekli onu sevdiğini, ondan hoşlandığını belli eden şeyler yazar ve sonrasında da başka amaçlara geçer ki genellikle bu şiddet eğilimli insanlarda olur derler. Ama burada Caleb'ın amacı gerçekten başkalarına şiddet uygulamak mı? Pek öyle değil. Görüşüyor ve daha sonra da hoşuna gitmeyen insanları engelleyip bir daha onlarla konuşmuyor. Aslında Caleb'ın yapmaya çalıştığı şey burada görüşebildiği kadar kızla görüşüp aklına yatan kişilerle görüşmeye devam etmek ama TikTok'a yakalanmış. Kızların verdiği tepkileri çok abartı bulanlar var. Yani ortada bir suç varmış gibi sürekli bu elemanı böyle eleştiren veya onu hor gören veya onun böyle ifşa edilmesi gerektiğini savunan insanlar var dışarıda. Bir olay o kadar büyüdü ki bir anda işin aslını bilmiyoruz. Tam olarak neler yaşandı hakkında hiç kimsenin tam olarak bir fikri yok. Ama herkesin hemfikir olduğu konu Caleb denilen kişi New York City'deki kızların hepsine yamuk yapıyor. Bir de bazıları şunu sorguluyor tabii, ondan da bahsetmek lazım. Bu bahsi geçen mevzular, yani işte birileriyle internetten tanışıp görüşüp daha sonra o kişiyle anlaşamadığını fark ettiğinde o kişiyle artık konuşmayı kesmeler, bunlar normal kabul edilen şeyler ve bu kızlar bunu anlatırken sanki hayatlarında hiç kimseyle çıkmamış gibi veya hiç kimseyle herhangi bir ilişki kurmamış gibi tepkiler veriyorlar diyorlar. Yani diyelim ki bir insanla anlaşamıyorsun. İnternetten tanıştığın bir insan diyelim. O kişiyle tekrar konuşmamaktan normal ne olabilir? Veya yeni bir insanla tanışıyorsun ve o kişiyle bir anda çok fazla sohbete dalıyorsun. O kişiye çok fazla ilgi göstermiş olmanın nesi yanlış olabilir? Bu olayların hangisi tam olarak istismar çatısı altında incelenebilir? Çok saçma bir konu değil mi ya? Ben gündemim bunlar olsun istiyorum. Gerçekten başka bir şey olmasın. Böyle saçma sapan şeyler konuşalım. Çok şey mi istiyorum bilmiyorum ya. Ben zannetmiyorum çok şey istediğimi. Hayır. Ya eminim herkesin hayatında kendisine bu şekilde davranan gavatlar olmuştur. Ama bu onların böyle çok suçlu, böyle ifşa edilmesi gereken istismarcılar olduğu anlamına da gelmiyor ya. Adamın iş yerine mail atmışlar yahu, iş yerine. Bununla çalışmayın diye. Neden? İş yerinde birisine istismarda mı bulundu? İş yeri şartlarını kötüye mi kullandı? İşini kötü mü yaptı? Ne yaptı da bu kadar da tepki veriyorsunuz yani? Çok ilginç. İşin en kötü tarafı da ne biliyor musunuz? İnsanları geç. Şirketler bu konu hakkında reklam yapmaya başladı. Yani bu West Elm Caleb mevzusunu kullanarak kendisini ön plana çıkarmaya çalışan bir sürü marka oldu. Ve bize bu çok garip geliyor olabilir ama okullarda öğretilen bir şey bu. Gerilla PR denilen bir şey. Ortada bir olay varsa bundan nemalanıp hemen kendi markana bir ilgi çekmeye çalışmak okullarda öğretiliyor resmen. Ve var ya şu anda bu eleman, hani ismiyle soy ismiyle bu kadar afişe edilen, kendisine hakaretler edilen bu kişi çıkıp bu markalara benim adımı kullanarak, benimle alakalı bir mevzuyu kullanarak kendinize reklam yapıyorsunuz diye dava açsa köşeyi döner. Ki eminim böyle bir girişim olacak bence. Göreceğiz ne olduğunu. Bu tür olaylar memleketimde de olmuyor mu? Oluyor. Oluyor yani. Böyle Ekşi Sözlük'te falan bir zamanlar vardı. Kendisine mesaj atan, erkekleri afişe eden bazı kişiler vardı ve bundan çok rahatsız olduklarını dile getiriyorlardı. Ha, bazıları haklıydı. Mesela LinkedIn'den kendisine yürüyen veya iş ile alakalı bir konuşma yapacaklarını söyleyip daha sonradan olayı çok farklı boyutlara götüren insanlar ile alakalı afişeler gördük zamanında. Hiç alakası olmadığı bir şekilde iş konuşacağım diye bambaşka yönlere çekilen veya böyle işte
Sik fotoğrafı gönderenleri de gördüm. Hiçbiri bu kadar afişe olmadı. Hiç kimseye bu kadar günah yazılmadı. Hiç kimseye bu kadar ilgi gitmedi yani. İşte şimdi insanlar da diyor ki bu kadar çok kötü olay yaşanırken ve gerçekten insanlar internet üzerinden bu şekilde istismara varabilecek şeylerle karşılaşırken bu elemanın bu kadar çok ilgi çekmesi veya bu kadar göz önüne sokulmasındaki esas suçlu kim diye soruyorlar ve cevap TikTok. Başka hiçbir şey değil. TikTok algoritması yüzünden bu adam bu kadar kötü bir şekilde meşhur oldu. Lan ne manyakça bir şey bu. Siz bu olayı gördünüz mü? Veya bu olay hakkında neler düşünüyorsunuz onu da merak ediyorum. Sizce gerçekten bir istismar var mı burada? Yoksa kazanovalık yapmaya çalışıp herkesin kalbini kıran, online dating'i beceremeyen bir eleman mı var? Bugünlük bu kadar yeter. Yorumlarınızı bekleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.